Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 Aralık, 2021 Ocak Ehliyet Sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için yararlı olacaktır. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır arkadaşlar. Lütfen olabildiğince fazla test çözmeye çalışın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Sizlere daha yararlı olabilmek için Ehliyet Eğitimi ailesine yeni bir üyemiz katıldı arkadaşlar, Hülya hocamız. Videolarını yayınlamaya başladık. Bu videonun açıklama kısmında Hülya hocamızın videolarının linkini bırakacağım. Mutlaka dersleri de dinleyin, çok dikkatli bir şekilde. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. O da bu videonun açıklama kısmında var. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir? A. Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. B. Hava filtresi değiştirilmelidir. C. Motor rölantide çalıştırılmalıdır. D. Şıkkımız ise motor hemen durdurulmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motor hemen durdurulmalıdır arkadaşlar. Yine görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? A. Volan, B. Diferansiyel, C. Aks, D. Şıkkımız ise vites kutusu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Okla gösterilip soru işareti koyulan yer vites kutusudur. Aracımıza hız ve torkunu ayarlayan aktarma organıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine görsel bir soruyla devam edelim. Omuz ve koldaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? A. Kasık bölgesine, B. Şakak bölgesine, C. Çene altı bölgesine, D şıkkımız ise köprücük kemiğinin iç kısmına. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Köprücük kemiğinin iç kısmına basınç uygulanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Öksürmesi engellenir. B. Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. C. Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur. D şıkkımız ise durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Öksürmesi engellenir. Bu yapılmaması gereken bir şey arkadaşlar. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A. 2 yıl, B. 3 yıl, C. 5 yıl, D şıkkımız ise 10 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Ehliyetimizi aldıktan sonra 2 yıl süre boyunca aday sürücü olarak kabul ediliriz. Lütfen dikkat edelim. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur? A. Beden dilinin, B. Bencilliğin, C. İnatlaşmanın, D. Tahammülsüzlüğün. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beden dilinin kullanıldığına örnek olur. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A. Benzinli, B. Dizel, C. Elektrikli, D şıkkımız ise buharlı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dizel motorlar için geçerlidir arkadaşlar. Sırada tabelalarla alakalı bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir? Lütfen tabelalara dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı
B şıkkı olacaktır arkadaşlar. B şıkkında gördüğümüz tabela iki yönlü trafik işaretidir. Görüyorsunuz bir ileriye bir de geriye ok işareti var. Bu iki yönlü trafik anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Şaft, B. Debriyaj, C. Amortisör, D. Diferansiyel. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Amortisör süspansiyon sisteminde yer alır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? A. İl Özel İdareleri, B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, C. Jandarma Genel Komutanlığı, D. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı yerine getirir arkadaşlar bu görevi. 1. Sis ışıklarının sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. 1 doğru 2 yanlış. B. Her ikisi de yanlıştır. C. 1 yanlış 2 doğrudur. D şıkkımız ise her ikisi de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve ceza işlem nedenidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması. B. Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak. C. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. D. Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hangisi olamaz diye sorulmuştu. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek olamaz arkadaşlar. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur? A. Elektrikli battaniye ile ısıtılması. B. Önce ılık, sonra sıcak ortama alınması. C. Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması. D. Donan bölgenin oğularak masaj yapılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Önce ılık, sonra da sıcak ortama alınması doğrudur arkadaşlar. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir? A. Volan dişlisinin, B. Trigger kayışının, C. Endüksiyon bobininin, D. Marş dişlisinin. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Belirli kilometre dolduğu zaman trigger kayışının değişmesi gerekir. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Rotil, B. Aks, C. Amortisör, D. Şıkkımız ise şaft. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Amortisör yay salınım süresini kısaltır arkadaşlar. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı ve burundan kan gelmesi. Şıklara bakalım. A. Göğüs, B. Baş, C. Karın, D. şıkkımız ise omurga. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Baş yaralanmalarında daha çok görülür arkadaşlar bu belirtiler. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Kan basıncının düşmesi, B. Bilinç seviyesinin artması, C. Cildin soğuk ve nemli olması, D. Dudak çevresinin morarması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bilinç seviyesinin artması. Bu şok belirtilerinden değil arkadaşlar. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Hemen tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının hemen hastaneye taşınması. C. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. D. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması.
Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması ilk yardımın birinci adımıdır. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A. Trafik suçu. B. Trafik terörü. C. Trafik kusuru. D. Trafikten men. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Trafikten men adı verilir. Yani aracımız 7M'in otoparkına çekilir arkadaşlar. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Şıklara bakalım. A 213, B 231, C 312, D 321. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla yapılmalıdır. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? A. Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması. B. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi. C. Klimanın yeteri kadar serinletmemesi. D. Araç yakıtının azalması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi. Bu kontağı kapatıp aracı durdurmamız için bir sebeptir arkadaşlar. Aracı durdurmamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? A. Ani olarak gaz verilmesi. B. Yan aynaların kontrol edilmesi. C. Sol sinyal lambalarının yakılması. D. Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ani olarak gaz verilmesi uygun değildir. Motorun ısınmasını beklememiz gerekir arkadaşlar. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş. B. Şarj. C. Ateşleme. D. Kavrama. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem kavramadır arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Vücut ısısının düşürülmesini. B. Solunumun değerlendirilmesini. C. Kan dolaşımının değerlendirilmesini. D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Solunumun değerlendirilmesini ifade etmektedir. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Başı sıcak su ile yıkanır. B. Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. C. Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. D. En az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. En az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A. Lastik tekerlekli traktör. B. Motorlu bisiklet. C. Kamyon. D. Otobüs. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Lastik tekerlekli traktörü de kullanabilir. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. İki şeridi birden kullanması. B. Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi. C. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.
İki şeridi birden kullanması yasaktır arkadaşlar. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim nokta nokta ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Trafik adabı, B. Trafik cezası, C. Trafik terörü, D. Trafik müfettişi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Trafik adabı ile mümkündür arkadaşlar. Boş bırakılan yere trafik adabı yazılmalıdır. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? A. Banket, B. Şerit, C. Platform, D. Kavşak ortak alanı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Banket adı verilir arkadaşlar. Soru biraz karışık sorulmuş. Soruyu dikkatli okursak cevabı çok basit aslında. Banket. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A. Kızgın biçimde kornaya basmak. B. Sürüş sırasında aceleci davranmak. C. Başkalarının hakkına saygılı olmak. D. Dar yolda gelen araçlara inatlaşmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Başkalarının hakkına saygılı olmak olumlu bir davranış özelliklerindendir. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? A. Şoka girmiş olan, B. Omurga kırığı olan, C. Kalça kemiği kırık olan, D. Kol kemiği kırık olan. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kol kemiği kırık olan sedyesiz ve oturtularak taşınabilir arkadaşlar. Bunda herhangi bir tehlike yoktur. Katalitik konvektör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır? A. Alkol, B. Kurşunsuz benzin, C. Süper benzin, D. Gaz yağı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kurşunsuz benzin kullanılmalıdır arkadaşlar. Neydi? Katalitik konvektör bulunan araçta kurşunsuz benzin kullanılmalıdır. Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir? A. Sorumlu olduğu yollarda yer işaretlemeleri yapmak. B. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek. C. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak. D. Sorumlu olduğu yollarda gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek belediyelerin görevi değildir arkadaşlar. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyunu aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? A. Asit, B. Saf su, C. Antifriz, D. Motor yağı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Antifriz yeterli miktarda karıştırılması gerekir arkadaşlar. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Alternatör, B. Dispiratör, C. Kondansatör, D. Marş motoru. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatör aracımız için gerekli elektriği üreten parçadır. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? A. Kış lastiği, B. Yaz lastiği, C. Polen filtresi, D. Cam suyu antifrizi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur.
Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken 1. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri. 2. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. 4. Görüş alanları dışında kalan yerlere varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Şıklara bakalım. A 1 ve 3, B 1, 2 ve 4, C 2, 3 ve 4, D şıkkımız ise hepsi arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 4 arkadaşlar. Bunlar doğrudur. 3 yanlıştır arkadaşlar. Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir? A. Park yeri, B. Kavşak, C. Durak, D. Sığınma cebi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Park yeri adı verilir arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? A 5-10, B 12 ila 20, C 25 ila 30, D 35 ila 40. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada 12 ila 20 arasında nefes alıp verir arkadaşlar. Aldığımız nefesin değerini aslında biliyoruz. O ayrı bir konu ama bu korona geldiğinde daha çok değerini, kıymetini bilmeye başladık arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? A. Fren mesafesinin artması. B. Güvenli sürüşün sağlanması. C. Aracın kontrol edilebilirliğinin artması. D. Engelle karşılaşıldığında doğru noktada durulması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren mesafesinin artması meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır. Yani aracımızın durdurma mesafesinin artması anlamına geliyor. Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır? Hastanın serin yere alınması, su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi. Şıklara bakalım. A. Bayılmada, B. Sıcak çarpmasında, C. El bileğinin burkulmasında, D. Kafa ve beyin yaralanmasında. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıcak çarpmasında uygulanır arkadaşlar. 1. İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. 2. Bu ışık yandığında emniyetle durdurulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir? A. Sarı ışık, B. Yeşil ışık, C. Kırmızı ışık, D. Kırmızı oklu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sarı ışık arkadaşlar. Sarı ışığı bize anlatmış. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? A. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak. B. Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak. C. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak. D. Kanayan damarın üzerine bastırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak yanlış bir uygulamadır. Eğer kanayan bölgeyi yukarıya, yani kalp seviyesinden yukarıya kaldırabiliyorsak, ki kaldırmamız gerekir, bu doğru olur arkadaşlar. Kalp seviyesinden yukarıda tutmamız gerekir. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Yakıt bitmiştir. B. Batarya zayıflamıştır. C. Lastik basınçları düşüktür. D. Motor yağ seviyesi azalmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Batarya zayıflamıştır arkadaşlar.
Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir? A. Lastiklerde, B. Pistonlarda, C. Alternatörde, D. Eksantrik milinde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Lastiklerde titreşimlere neden olabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur? A. Yeni bir iş kurmak. B. Kasko sigortası yaptırmak. C. Motor tamirciliği eğitimi almak. D. Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur arkadaşlar. Bebeklere suni solunum nasıl yapılır? A. Büyüklere uygulandığı gibi. B. Bebeğin sırtına vurarak. C. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek. D. Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek. Yani ağzını ve burnunu kendi ağzımızın içine alacağız ve az hava vereceğiz arkadaşlar. Bu bebeklere suni solunum yapma yöntemidir. Son sorumuz. Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için yara aşağıdakilerden hangisiyle kapatılır? A. Kuru pamukla. B. Atel ile. C. Kuru ve temiz bez ile. D. Islak temiz sargı bezi ile. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Islak temiz sargı bezi ile kapatılmalıdır. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Emekleriniz boşa gitsin istemem. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Kanalımızda geçmiş aylarda çıkan ehliyet sınav soruları mevcuttur. Lütfen son videomuzdan geriye doğru testleri çözmeye başlayın. Kaç doğru yaptığınızı da aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.